Ve efendim, şimdi sevgili Beste odabaşıyla birlikte sizlerden gelen ve en çok e, soru gelen diş sıkma botoksunu, diş sıkmalarda ne yapacağımız ve ne gibi bir çözüm sergileyeceğimiz soruya sıra geldi. Sevgili Beste, diş sıkmayla karşımıza gelen bir hastaya ne işlem yapıyoruz? Evet, maseter botoksu maseter kasını uyguladığımız ve belli aralıklarla uygulayarak o kası hafif hafif yumuşatarak gevşettiğimiz bir uygulama. Bu uygulama, iki şekilde yapıyoruz. Bir, diş sıkmasına bağlı oluşmuş olan o kası rahatlatmak. İki, estetik amaçla uyguladığımız yüzde genel olarak bir şekillendirme yapmak için. Ve aynı zamanda diş hekimi meslektaşlarımızın arka azı dişlerini örseleyen hastalarına da bir e, derman oluyoruz. Çünkü Aynen öyle. diş plaklarıyla e, kullanılan uzun dişe zarar vermesin diye yapılan onca uğraşıyı da bir nevi desteklemek suretiyle Aynen öyle. de diş sorunlarından da kurtarıyoruz. Aynen. Evet, olayın estetik boyutuna gidelim. Yani estetik kısmı birçok yani erkekler daha kare, daha bayanlar daha üçgen yüz hatlarına sahip olmak istiyor. Bu nedenle bayanlarda bu üçgen yüz hatlarını oluşturabilmemiz için bu kası bazı daha geniş yüze sahip olan bayanlar için bu kası biraz gevşettiğimizde çene hattımız daha öne çıkıyor. Bu çene hattının öne çıkmasıyla biz eğer bunu bazen dolgularla desteklediğimizde daha böyle bir altın oran dediğimiz tam bir üçgenleşmiş çene oluşturduğumuzda yüz daha genç, daha dinamik durabiliyor. O yüzden biz bunu estetik e, yapmayı düşündüğümüz hastamızda medikal estetik uygulamalarda bütünsel baktığımızda e, özellikle öncelikle çeneyi çıkaracaksak öne, yani çeneyi sivrileştireceksek masa arkasına bir miktar botulüm toksini uygulayarak bu kası biraz daha gevşetip çeneyi öne kaydırıyoruz. Öne kaydırma şansına sahip olabiliyoruz. Evet, evet. Peki e, bu nokta biraz daha... E, gizemini koruyan, çok da yaygınlaşmamış farkındalığı olan hastaların daha çok diş sorunu e, yaşamak suretiyle kliniklere başvuran hastaların e, tercih ettiği bir yöntem. Ancak bütünsel yüz yaklaşımı yani yüzün birçok noktasında yapılan estetik uygulamaların hepsini de değerlendirdiğimiz zaman maseter kasına botoks yapmak suretiyle yüzün zayıflatılması, küçültülmesi noktasında böyle bir ee, sorunsalı yaşayan izleyicilerimiz e, için sormak istiyorum. E, yüzü küçültebilme, zayıflatabilme özelliğine sahip mi? Kesinlikle. Yani çok geniş hatları olan bir yüzde, çok sıkı bir masa kasımız varsa ki bunu hekim e, sonra karar verebilir. E, o şekilde o yüzde gevşetme yaptıktan sonra kasta yüzünde gerçekten ciddi anlamda bu hattını biraz daha o beşgenimsi veya kare görüntüsünü üçgene çevirdiğimizde çok daha zayıflamış ve böyle daha ince bir yüze sahip oluyor ve birçok danışanımız bize yüzümü daha küçültebilir miyiz diye de başvurabiliyor bazen. Evet. Yani çok geniş hatları olduğu için o yüzden çok yüz güldürücü sonuçları var. Peki sevgili Mesela, bu tedavi yöntemi sonuç için.